Bugünkü işleri iki günde nasıl yetiştireceğim bilmem. Bize gelirsin, hep beraber hazırlarız. Bilmem, sizi rahatsız etmiş olmayayım. O ne demek? Arkadaşlıkta hiç rahatsızlık olur mu? Teşekkür ederim Suna. Sen çok iyi bir kızsın. Suna, Suna! Efendim? Yarın toplanıyoruz değil mi? Evet Şerle. Merhaba Fikret. Merhaba Suna. Ne o, mektepten mi böyle geliş? Evet. Hadi seni eve kadar bırakayım. Çifte kumruları rahatsız etmiş olurum. Hem yanımda arkadaşım var. Yarın bol bol görüşürüz. Hadi size güle güle. Güle güle. Seni beklettim Aysel. Kusura bakma. Yok canım. Yarın akşam arkadaşlarla bir toplantı yapıyoruz. Sen de gelir misin? Suna, benim vaziyetim malum. Bu toplantılara katılmak için iyi giyinmek lazım değil mi? Benim bundan başka elbisem yok ki. İstersen benim elbiselerimden bir tanesini sana veririm. Olur biter. Peki. Ben şimdi buradan ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yarın muhakkak bekliyorum. Olur. Yarın görüşürüz Fikret. Güle güle. Pist! Allah kör olası çekildi nerelerde? Sakın bir yeri pisleyeyim deme, kemiklerini kırarım senin. Hay Allah kahretmesin seni, yüreğimi oynattın. Koskoca adam oldun, hala çocukluktan kurtulmadın. Ne yapayım anneciğim? Can sıkıntısı insanı kedi gibi miyavlatıyor. Sen şimdi bunları bırak da söyle bakalım. Jale'yi gezdirdin mi? Gezdirdim. Ne? Bakıyorum pek isteksiz konuşuyorsun. Ne yapmamı istiyorsunuz? İnsan evleneceği kızdan bahsedilince böyle mi konuşması lazım gelir? Anne, biliyorsun ki bu iş babamın zoruyla oldu. Ben hiçbir zaman Jale'den hoşlanmadım. Sakın bu dediklerini baban duymasın. Çok üzülür. Biliyorsun ki rahatsız. Doktorlar hiç sıkıntıya, üzüntüye gelmez dediler. Bilmem ki babam bu kızla evlenmem için neden ısrar ediyor. Geldin mi kızım? Evet teyze. Aysel, enişten neredeyse gelir. Bakkaldan biraz yağ al da pilav yapalım kızım. Peki, alayım teyze. Merhaba yok mu? Merhaba Ali abi. Bana Ali abi deme, bunu sana kaç defa söyledim. Sen mahallemizin abisi sayılırsın da. Bırak şimdi bu yolları. Seni bu akşam arsada bekleyeceğim. Bırak beni Ali abi. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Hala anlamıyorsun. Seni seviyorum. Yakında anamla seni isteteceğim. Bunu aklından çıkar. Sen benim abimsin. Bırak, kolumu acıtıyorsun. Abisiymişim. Ne biçim kadınsınız be? Akşam karanlıkları bastı, hala bir yemeği bile hazırlamamışsınız. O Aysel hala gelmedi mi? Bakkala gönderdim dedim yemeğe, şimdi gelir. Siz kadınlar dayak düşmanısınızdır, yüz vermeye gelmez size. Akıbet onu da kendine uydurdun. Niye böyle söylüyorsun? Bir de söylemeyelim değil mi? Enişte, niye sinirlendin? Bir hata mı yaptım? Utanmadan üstelik de soruyorsun, öyle mi? Yemek hazır mı? Şimdi hazırlarım, sen üzülme enişte. Şuna bak, bir de bana üzülme diye nasihat veriyor. Hadi pilavı yapalım yavrum. Zehra! Efendim? Çabuk rakı soframı hazırla. Peki, peki. Ağlama kızım, biliyorsun ki eniştenin tabiatı böyle. Ben öksüzlüğüme ağlıyorum. Teyze, ben size yük olduğumun farkındayım.
annem babam öldükten sonra hayatta en yakınım sizdiniz. Bana büyük iyiliğiniz var. Bugünkü halimi size mediyonum. Neler söylüyorsun kızım? Ben senin teyzenim. Teyzeciğim. Yavrum, yavrucuğum benim. Suna geldi. Hoş geldiniz Suna. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Memnun Fikret oldum. Fikret Bey, arkadaşım Aysel. Tanıştığımızda memnun oldum. Buyurun. Gel Aysel. Oturmaz mısınız efendim? Sen şöyle otur. Elbisen ne kadar güzel. Ne kadar dalgınsın, sana söylüyorum. Elbisen ne güzel. Teşekkür ederim. Geliyorum. Fikret Bey, bir dakika, size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşımla dans edebilirsiniz, çok sıkılıyor. Dansa kaldırın. Buyurmaz mısınız efendim? Teşekkür ederim, kullanma. O halde buyurun dans edelim. Ben dans etmesini bilmem. Sizin gibi böyle güzel bir hanım nasıl dans etmeden durur? Size dans bilmediğimi söyle. Yok, kabul et. Bu bir mazeret teşkil etmez. Dans edenlerin hepsi dansı biliyorlar sanıyorsunuz. Müziği ayak uydurup sıçramaktan başka bir şey yapmıyorlar ki. Göreceksiniz, beraber dans edelim, hemen alışacaksınız. Hadi. Hadi rica ederim, tereddüt etmeyin. Emin olun bu o kadar mühim bir şey değil. Bırakın kendiniz, bana tabi olun. Heyecandan ayaklarım birbirine dolaşıyor. İyi zam ediyorsunuz. Ah, affedersiniz. Zarı yok, bu dansın icaplarındandır. Şöyle bakın, ne kadar güzel dans etmeye başladınız. İsminizi öğrenebilir miyim? Aysel. Fikret. Bu ne samimiyet? Bu ne biçim sual böyle? Basbayağı. Evet, pek bayağı. Görüyorsun ki sana içki getirdim. Teşekkür ederim, içmeyeceğim. Sen bilirsin. Niye birdenbire durgunlaştınız? Bilmiyorum. Sizleri rahatsız ediyorum. Hayır, bilakis beni memnun ediyorsunuz. İçimde öyle tuhaf bir his var ki sizi sanki uzun zamandan beri tanıyormuşum gibi geliyor bana. Fikret Bey, acaba saat kaç oldu? Bu kadar aceleye sebep ne? Emin olun, ben de kalıp eğlenmek isterdim. Fakat gitmem lazım. Ne yazık ki eve geç kalmamam icap ediyor. Yalnız mı döneceksiniz? Evet. Müsaade ederseniz Suna ile sizi eve kadar götürürüm. Evvela Suna'yı, sonra da sizi bırakırım. Olmaz mı Aysel Hanım? Bilme. Olur olur. Şurada bir tek içebilir miyim? Elbette canım, bu da sorulmayacak aşkına. Rahatsız etmiyorum ya. Ne rahatsızlığı yavrum, sen otur keyfine bak. Çok şey istemem.
senden sevişip koklaşalım. Gel bu akşam erken. Oğlum şu benim hesabı da gör. Müsaade et abi, bu akşam benden olsun. Nasıl olur canım? Başka akşam da senden içeriz abi. Ya, şerefe. Hadi eyvallah. Güle güle. Ayrılalım Fikret Bey. Müsaade edin, size eve kadar götüreyim. Mahalleden gören olur, bu benim için iyi olmaz. Hadi Fikret Bey, siz de buradan dönün. Peki Ayşe, fakat yarın bekleyeceğim, yarın geleceksin değil mi? Peki, geleceğim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Ayşe. Bağırma! Senin için iyi olmaz. Nereden böyle geliş? Sana ne? Nereden gelirsem gelirim. Sormaya hiçbir hakkın yok. Nereden geldiğini biliyorum. O yanındaki züppe kimdi? Bir arkadaşımdı. Ya bakıyorum erkeklerle arkadaşlık yapmaya başladın. Bize gelince abi, öyle mi? Bırak beni! Benden ne istiyorsun? Bırak benim beni! Olmadı. Bırak diyorum! Benim... Dişi yılan! Ben sana gösteririm! Bu saate kadar nerelerdeydin kız? Şey, enişte... Arkadaşımın evinde dikiş dikiyorduk. Bana bak! Bundan sonra her ikiniz de benden evvel evde olacaksınız. Yoksa karışmam. Peki enişte. Peki enişte demekten başka laf bilmez misin? Ne diye bu kızı başımıza bela ettik bilmem ki. Anası babası öldükten sonra ver yetimhaneye büyüsün. Yanımıza aldık da ne oldu sanki? Buyurun, vaziyet meydanda, piçi başımıza bela ettik işte. Enişte, bana böyle söyleme. Ben piç değilim. Yalnız öksüz bir kızım. Bir de cevap verme ha! Nankörlük etme! Şu üzerindeki mantoyu rakı paramdan keserek al. Yapma be! Bir lokma ekmek yiyeceğiz, onu da boğazımızda bırakma. Zavallı çocuğu sofraya çağıracağına haşlıyorsun. Bana bak! Boyuna yüz verip durma, tartırım yüzünü sonra. Ama işte, olur şey değil. Bir de küçük hanımı yemekte bekleyeceğiz. Bey, şu zavallı yetimden ne istersin bilmem ki. Şayet Fikret bu inadında devam ederse çok müşkül vaziyete düşeriz Belkıs. Nasılsın anneciğim? Ne var baba? Jale telefon etti, sana ateş püskürüyor. Bugünkü hadise kızın asabını bozmuş. Vaziyetimiz senin iyi bir izdivaç yapmana bağlı. Biliyorsun ki onun babası piyasamızın en zengin, en büyük iş adamlarından biri. Nerede kaldın Aysel? Gelmeyeceksin diye öyle korktum. Beklettiğim için özür dilerim. İçimde bir his Aysel muhakkak gelir diyordu. Nitekim geldi. Fikret, şöyle oturalım. Senden bazı hususlara görüşmek istiyorum. Aysel, senin halinde bir gariplik var. Yoksa bilmeyerek sana karşı hata mı işledim? Hayır. Hata işleyen benim. Çünkü en büyük kabahatim seni sevmem, senden hoşlanmam oldu. Neler söylüyorsun Aysel? Evet Fikret. Sen zengin, bense fakir bir kızım. Senden arkadaşlığımız uzun süremez. Böyle şeyler düşünmemi istemem. Düşünüyorum. Çünkü benden bir müddet arkadaşlık ettikten sonra ya beni bırakıp gidersen, o zaman halim ne olur? Öksüz bir kızım. Benden gönlünü eğlendirmiyorsun değil mi? O nasıl söz? Öyle şey olur mu hiç?
Ağlıyorsun Ayşe. Senin ağlamanı, hiçbir şeye üzülmeni istemem. Fikret, sana son sözüm. Kısa süren arkadaşlığımızı unutarak ayrılalım. Aysel, bunları sen mi söylüyorsun? İnanamıyorum. Bunları benim sevdiğim Aysel söyleyemez. İnan Fikret, bunları istemeyerek söylüyorum. Arkadaşlığımızdan korkuyorum. Aysel, hiç kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Doğru mu söylüyorsun Fikret? Evet, seni seviyorum Aysel. Ölünceye kadar benim olacaksın. Bunları kafandan çıkarmanı, bir daha böyle şeylerden bahsederek beni ve kendini üzmemeni istiyorum. Hadi şimdi biraz dolaşalım. Bizim yılanız burası olacak değil mi? Evet canım. İnsanın böyle güzel bir evde canı sıkılmaz. Ama ben cadde üstünde bir ev istemem. Nasıl olmasını arzu ederdim. Herkesten, her şeyden uzakta, tenha bir yerde. Bizi kimse rahatsız etmesin. Bir de bahçesi olsun. Ve seni her akşamüstü işinden çıkarken beklemek. Seni ne kadar merak ettim bilemezsin Ayşe. 3 gündür ortalarda yoksun. Ne yapacağım bilmiyorum Fikret. Biz çok hata işledik. Kendimden utanıyorum. Bunu yapmamalıydık biz. Fikret, şimdi ne yapacağız? Üzme kendini canım. Annem babam gelsinler, onlara meseleyi anlatacağım. Beni isteteceksin değil mi? Beni mahalleye, eve karşı rezil etmeyeceksin değil mi? Sana en ufak bir fenalığın gelmesini istemem. Neredeyse eniştem gelir. Gene aynı yerde buluşuruz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bırak beni! Yürü! Yürü diyor! İmdat! 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 Yetişin! İmdat! Bırak beni! Fikret! Seni çaylak seni! Bir şey olmadı ya. Hayır, hiçbir şeyim yok. Hadi sen eve git. Peki, gidiyorum Fikret. Koş. Fikret, görüyorum ki beni oyalayarak atlatmak istiyorsun. Emin ol Aysel, böyle bir şey düşünmedim. Halbuki biliyorsun, yakında bir yavrumuz olacak. Eniştemin, teyzemin, mahallelinin yüzüne nasıl bakacağım? Babasız çocuğuma piç, bana da kötü kadın diyecekler. Fikret, bunlara ben tahammül edemem. Ne olur beni bu azaptan kurtar, sana yalvarırım. Üzme kendini Aysel. Peki niye gelip beni istemedin? Niye susuyorsun, cevap versene. Hevesini aldın, beni ortada bırakacaksın değil mi? Bir müddet sonra da yüzünü görmek istemiyorum diyeceksin bana. Aysel, istersen seni inandırmak için annenle babamla tanıştırayım. Öyleyse şimdiye kadar niye istetmedin? Bu iş kolay iş değil Aysel. Ama bak göreceksin, yarın seni annemle babamla tanıştıracağım. Aysel, biraz burada bekle, onlara senin geldiğini haber vereyim. Peki. Baba, anne,
Size Ayşe'yi getirdim. Görüp ona göre kararınızı verin. Bir de o Aşifte kızı buraya, temiz yuvamıza getirdin ha? Sana yalvarırım baba. Birbirini seven iki insanı bedbaht etme. Defol, yıkıl karşımdan! Bir de utanmadan, elin o Aşifte kızını bana tanıtacaksın, öyle mi? Jale iyi, temiz, zengin bir kız. Ondan evleneceksin. Yoksa o sokak kızından değil. Bugün sana teslim olan, yarın da başkasına olur. Baba! Böylelerinin eline 3-5 kuruş sıkıştırdın bu susar. Al şu paraları ver, seni unutur bile. Hatta sevinir. Neler söylüyorsun baba? Ayşe senin bildiğin kızlardan değil. Onun kalbi evimizden daha temiz ve parayla asla satın alınamaz. Bir de o pis kız için bize hakaret, öyle mi? Defol karşımdan! Kendi haris emellerin yüzünden birbirini seven iki genci bedbaht etmeye hakkın yok. Ayşe! Zahaneye çağır, konuş. Para teklif et. Oğlumuzun peşini bıraksın. İyi akıl ettin. İyi ama kız nerede oturur bilmiyoruz ki. Ben adresini bir bahaneyle Fikret'ten alırım. Ayşe. Ayşe. Buyurun. Buyurun, şöyle oturun kızım. Bir arzunuz mu var? Bana mektup göndermişsiniz. Ben de hemen geldim. Bir emriniz mi var efendim? Aysel sizsiniz galiba. Evet efendim. Ben Fikret'in babasıyım. Beni niçin çağırttınız? Sinirlenmeyin kızım. Oğlum aranızda geçen bütün hadiseleri anlattı. Gençlikte bunlar olağan şeylerdir. Sonra bunların hepsi unutulur. Unutmak mı? İnsan ancak namus ve şerefi için yaşar. Ben Fikret'le konuştum. Bu işi istemeyerek yaptığını, sonra nadim olduğunu söyledi. Bu işin kapanmasını istiyor. Nasıl, Fikret mi? İmkanı yok bunlara söylemez. Evet, maalesef hakikat bu. Kızım, senden ricam, oğlumun peşini bırak. Aranızda istemeyerek bir şeyler olmuş. Al, al bunları. Bunlar her şeyi unutturur insana. Namusumu, şerefimi, kadınlık gururumu parayla satın alamazsınız. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Her şeyi yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Paranız sizin olsun. Baba, Ayşe buraya geldi mi? Hayır. Annem buraya geleceğini söylemişti. Gelmedi dedim ya. Küçük, bak bana biraz. Ayşe ablanın evini, evet, biliyor musun? İşte şurası. Aferin. Sana bir mektup versem kendisine verir misin? Götürürüm. Aferin, al şunu kendisine ver, hadi yavrum. Bakalım nereye? Aysel ablama. Ver şu mektubu. Ver ulan piç kurusu. (Gülüyor)
Al şu 2,5'luğu dediğimi yap. Mektubu Aysel ablana götür. Seni burada bekliyorum. Hadi. Aysel abla, bunu sana bir ağabey gönderdi. Teşekkür ederim. Aysel, seni bu kadar aşağılık bir kız olarak tanımıyordum. Karnındaki piçi senden oldu diye beni aldatamazsın. Bu çocuğu kimden kaptın sonra git. Benden sana hayır yok. Bundan sonra aramızda her şey bitmiştir. Bunu sana deminki mektubu verene ver. Peki abi. Yalnız unutma. Aysel ablam gönderdi de. Anladın mı? Hadi uç. Bunu Aysel abla gönderdi. Al bakayım şunu. Teşekkür ederim. Eniştem beni dışarı bırakmıyor. Onlar misafirliğe gidecekler. Evde benden başka kimse yok. Saat 12'de bekliyorum. Kaçma sevgilim benden, çok şey istemem senden. Sevişip koklaşalım, gel bu akşam erkenden. Kaçma sevgilim benden. Merhaba Osman abi. Merhaba Ali. Sevişip koklaşalım. Osman abi, seni biraz üzüntülü görüyorum. Herhalde canım bir şeye sıkılıyor. Allah'a şükür, bir sıkıntım yok. Abi, ben bir şey duydum. Acaba haberin var mı? Neymiş o? Aysel birini seviyormuş. Hem de ondan çocuk olacakmış. Ne dedin? Al oku abi. Vay! Aysel! Ne var enişte? Fikret isminde birini tanıyor musun? Cevap ver! Rezil! Hiç ailemizin şerefini düşünmedin mi? Bunu nasıl yaptın? Defol evimden! Burası kahpe yuvası değil. Neler söylüyorsun enişte? Hepsini sana anlatacağım. Bir de utanmadan yaptıklarını mı anlatacaksın? Defol! Yıkıl karşımdan! Yalvarıyorum. Biraz olsun beni dinle enişte. Artık bu evde senin yerin yok. Benim ne günahım var? Beni kovarsan ben ne yaparım? Nereye sığınırım? Tek dayanağım sizsiniz. Dünyada sizlerden başka kimim var ki beni sokağa atıyorsunuz? Enişte, beni affet. Yalvarırım sana. Ayağının altını öpeyim. Beni kovma. Beni döv, öldür. Fakat sokağa atma. Fazla konuşma! Elimden bir kaza çıkaracaksın! Defol! Gözüm görmez! O Fikret namussuzu kimse onun yanına git! Teyzeciğim! Ne var yavrum? Ne olur söyle enişten beni affetsin! Aysel! Teyzenin üzerinden o kirli ellerini çek! Onu da kirletme! Artık senin ne bir teyzen, ne de bir enişten var. Ne var?
Ne oluyor? Niçin kovuyorsun kızı? Eğer onun arkasından gidersen bir daha geri dönme. Delikanlı, gece vakti ne arıyorsun buralarda? Niçin sordunuz? Sizi alakadar eden bir şey mi var? Herhalde var ki soruyorum işte. Ulan Züppe, nereye dedik sana? Sensin, anlaşıldı. Gene sırtın kaşınıyor galiba. Kimin sırtının kaşındığını şimdi anlarsın. Hayda! Bakayım. Evden kovulan Aysel tek başına sokaklarda kalmıştı. Ona Fikret'ten hayır yoktu. Aysel'in biricik düşüncesi karnındaki yavrusuydu. Bu gece vakti nereye gidebilirdi? Bunu düşünen Aysel nihayet Samatya'daki çocukluk arkadaşının evine gitmeye karar verdi. Fikret günlerce Aysel'i aradı. Fakat bütün aramaları boşa gitti. Sevdiği Aysel'in izini bir anda kaybetmişti. Korktun mu sevgilim? Böyle şaka yapılır mı? Hadi gel biraz dolaşalım. Fikret, hiç sesin çıkmıyor. Ne düşünüyorsun öyle? Hiç. Yoksa Fikret, seni evlilik mi ürkütüyor? Hı? İnsan evleneceği kızın yanında böyle somurtarak durur mu canım? Hadi Fikretciğim, biraz olsun hatırım için neşelen. Aysel, müjde. Patronla konuştum. Yarın işe başlayabilir dedi. Sahi mi Fatma? Ah, ne iyi kızsın. Senin yaptığın bu iyilikleri ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Sen de benim gibi öksüz bir kızsın. Hayatta Allah'tan başka kimsem yok. Kendim çalışıp kendim yiyorum. Sen benim kardeşim sayılırsın. Küçüklüğümüz beraber geçti. Bu ev senin de evin sayılır. Teşekkür ederim kardeşim. Kızım, hayırlı olsun. Bana müsaade. Yarın gene gelirsin. Teşekkür ederim Eban. Güle güle. Yavrum, talihsiz yavrum. Babasızlığın boynunu bükmesin. Söz veriyorum sana. Ben senin hem annen hem de baban olacağım. Aysel, kızımızın ismini ne koyacağız? Ben ismini koydum bile. Sevgi. Çünkü bu yavru benim aşkımın mahsulü. Sevgimin en tatlı hatırası. Annesine benzemesini istemezdim ama kader onu da benim gibi öksüz bıraktı. Büyük Allah'ım, bari onun hayatını kurtar. Onu da benim gibi bedbaht etme. Sevgini ondan esirgeme. Fatma, bilsen ne kadar heyecanlıyım. Ne zamandır çalışmıyorum.
Hep sana yük oldum, o nasıl söz? Artık nasıl olsa çalışmaya başlıyorum, sana olan borcumu öderim. Aysel Hanım, nereye? Çalışmaya. Uzun zamandır işe gelmediğiniz için yerinize başkasını aldım. Oh. Üzülme Aysel'ciğim, hadi sen eve git. Annesi gibi talihsiz ya. Neredeydin Aysel? Epey geciktin. Hiç, iş aradım. Gene bulamadım. Nedir bu benim talihim? Hay yavrum, senin ne günahın var? Benim günahımın kefaretini sen de mi çekeceksin? Senin ne taksiratın var? Ben böyle ıstırap içinde, yavrumun nafakasını temin için çalışırken, Fikret kendi aleminde işlediği günahın maskesi altında nasıl da yaşayabiliyor? Ey büyük Allah'ım, bu suç cezasız mı kalacak? Bunu onun yanına bırakacak mısın? Çocuğu Fikret'in evine bırak. Bu günah onundur. Yaşamak mı? Senin için yaşamanın manası kaldı mı ki? Ölmek senin için temizliktir. Ölmelisin, ölmelisin. Yaşayıp da ne olacak? Ömrünün sonuna kadar aynı ıstırabı çekmeyecek misin? Sevgi büyüyünce sana, ben piçim değil mi anne diye yüzüne haykırmayacak mı? Fikret Bey, size bir mektup var. Teşekkür ederim. Bana yaptıklarından sonra seni aramamalıydım. Fakat hayatına son vermeye karar veren bir ananın son arzusunu yerine getireceğini ümit ederim. Mektubu aldığın anda ben dünyada olmayacağım. Yalnız senden olmadığını zannettiğin, hakikatte senin olan yavrumuzu, hatıralarımızla dolu olan aşk tepesinde bulacaksın. Allah'a ısmarladık Fikret. Daha süratli şoför efendi. Daha süratli. Ayrılmayacağım. Sana babasızlığını belli etmeyeceğim.
Gördün mü Fikret, neler yaptı? Nihayet katil doğdu. İki insanın canına kıydı. Katil. Katil. Hasta olacaksın Fikret. Bırak beni anne. Ben artık yaşamamalıyım. Ölenle ölünmez yavrum. Ne yapalım? Onların kaderi buymuş, mukadderat. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Ben öldürdüm onları. Üzme kendini. Beni dinle de Jali ile evlen. Her şeyi unutur, bu vesileyle babana da yardım etmiş olursun. Uyu göz bende. Sana göre bir iş var. Sahi mi? Nasıl bir iş? Bir fabrikanın yazıhanesinde. Temizlik işi. Nasıl yapabilecek misin? Tabii. Yavrum için her şeyi yaparım. Şehrimizin tanınmış tüccarlarından Necdet Demir'in kızı Jale Demir'le Fikret Aksel'in yarınki 11.12.1948 Perşembe saat 15'te Beyoğlu evlenme dairesinde nikahları kıyılacak. Naci Akseloğlu Fikret'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Necdet Demir kızı Jale'yi karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şehadet ediyorsunuz değil mi? Evet. Şu halde sizi karı koca ilan ediyorum. Günaydın efendim. Günaydın Aysel Hanım. Bir emriniz var mı efendim? Bir kahve söyleyiverim. Başüstüne. Merhaba Aysel. Daha kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler. Siz ne arıyorsunuz burada? Asıl siz ne arıyorsunuz? Burada çalışıyorum. Çok iyi. Ben de burada çalışıyorum. Gireli de bir ay oldu. Yarısını da izinli geçirdik. Bugün geldim. Patrona bir gözükmek lazım.
Görüşelim olmaz mı? Gel buraya. Kaldırırsan külliyetli miktarda kaldıralım. Biliyorsun ki bugün hafta sonu. Bütün paralar kasada. Peki nasıl şavullayacağız? Sen bu işi bana bırak. Gel benimle. Hadi yürü! Ya paraların yerini söylersin yahut götürürüz! Ben çalmadım ki yerini bileyim! Hala inkar ha? Yürü! Sen merak etme! Ben ona kendi çocuğum gibi bakarım! Sakın ona anasızlığını hissettirme olmaz mı? Yavrumun üzerine kanat ger! Fatma, kardeşim! Kızım sana emanet. Üzülme, gönlün rahat olsun. Götür eve. Yüreğim dayanmıyor. Gecenin ilk karesi. İki kart. Fikret. Kocacığım gelsene. Cicim bu gece şansım iyi. Gene kazandım. Kocacığım öp de beni bu kuyu da kazanayım. İki potla. Pas. Rest. Full ruva. Fikret istersen benim yerime sen oyna. Senin oynaman kâfi değil mi? Fikret, biraz balkona çıkalım mı? Olur, çıkalım. Necla, sakın kocamı baştan çıkarayım deme. Ne yazık ki sana üzüleceğim bir haber vereceğim. Evleniyorum. İyi, sevinmemiz lazım buna. Ama kocam Adanalı. Oraya gitmek mecburiyetindeyim. Oh. Peki çocuğum ne olacak? Sevgi ne olacak? İşte ben de onun için üzüleceksin dedim ya. Çocuğu yanıma alayım dedim, adam kabul etmedi. Ne yapacağımı sana danışmaya geldim. Aysel, istersen onu yetimhaneye verelim. Hayır, olamaz! Demek yavrumun da kaderi anasız babasız büyümekmiş. Yok, buna razı olamam. Ne şanssızlık değil mi? Hep başlangıçta kazanıyorum da sonunu getiriyorum. Ben sana kaç defa söyledim oynama diye. Kumarda kaybediyorum ama aşkta kazandım. Yoksa bana darılıyor musun Fikret? Hı? Üzülme şekerim. Babamın parası yemekle bitmez. Jale, sana bir şey söyleyeyim. Söyle canım. Ben bu hayat tarzımızdan memnun değilim. Neden, bir eksiğimiz mi var? İstediğin kadar para daha ne olsun? Para saadet diye emin etmez ki.
Şöyle bak, evleneli bir hayli zaman oldu halde, bir akşam bir yere gitmeden evde oturduğumuzu hatırlamıyorum. Boş ver canım, evde oturup da ne olacak sanki? Etrafında sosyetenin bütün kızları, onların hepsine kur yapıp duruyorsun. Fena mı? Şöyle. Aa. Bu yavruyu buraya vermek istiyoruz efendim. Pekala, hadi kızım hanımı götür de küçüğün kayıt muamelesini yapsınlar. Ne o? Yeni bir misafir mi? Evet, yeni bir. Peki götür 18 numaraya yatır. İşte böyle anne. Bu hayata alışamadım gitti. Her gece kumar, içki, bıktım usandım bu hayattan. Peki bunun sonu ne olacak? Ben de bunu merak ediyorum anne. Jale ile evlilik hayatımız uzun sürmeyecek gibi geliyor bana. Böyle şeyleri düşünmeni istemem. Jale nerede? Nerede olacak, sabaha karşı eve geldiği için yatıyor. Yatıyor mu? Evet. Dur uyandırayım şunu. Jale. Jale. Hadi kalk, annem seni görmek istiyor. Of, sırası mı şimdi? Sabah sabah gelinir mi? Sabah mı? Saat 2 oldu. Hadi kalk giyin de annemin yanına çık. Alıştıramadım gitti. Bir çocuğunuz olsa belki oyalanır da bu hayatı unutur. Çocuk mu? Kaç doktora gösterdim, Jale'nin çocuğu olmuyor. Ya, demek olmuyor. Maalesef anneciğim. Fikret, bir evlatlık alsanız nasıl olur? Fena fikir değil. Hoş geldiniz anne. Nasılsınız kızım? Teşekkür ederim. Jale. Annemin güzel bir fikri var. Biliyorsun ki çocuğumuz olmuyor. Onun için bir evlatlık alsak nasıl olur? Belki oyalanırsın da sevmediğim şu gece hayatını bırakmış olursun. Ne dersin karıcığım? Senin ismin ne yavrum? Sevgi. Ne de güzel ismi var. Seni pek çok sevdim çocuğum. Jale, bu yavru nasıl? Benim pek kanımısındı. Sen ne dersin? Beğendinse mesele yok. Hemşire hanım, Sevgi'yi alıyorum. Çok güzel, buyurun müdür bey. Akşamdır Fikret Bey toplantılarda bulunamıyor. Rahatsız filan mı yoksa? Yok canım. Evlatlık diye başımıza bir piç musallat ettik. Onu yalnız bırakamazmış. Kusura bakma Jale, seni beklettim. Baktım gelmedin, ben de oyuna girdim. İyi yapmışsın. Gidiyor muyuz? Tabii. Oyuna başlamadan önce size söylemiştim. Müsaadenizle. Rica ederim. Benim yerime siz girin. Peki. İki kağıt daha versenize. Evet. Derken küçük kız birdenbire büyük bir cesaretle ileri atılıp bağırdı. Hakkım olmayan parayı kabul edemem. Bey amca, benim hakkım geldi. Yavrum, artık bana bey amca deme. Ben senin baban sayılırım. Benim annem babam yok ki. Bana yetimhanede hemşire annem, bundan sonra annem de baban da benim derdi.
Canım yavrum, sen artık yetim değilsin. Jale senin annen, bense baban sayılırım. Bu yuvada senin yuvan yavrum, şimdi anladım. Evet bey amca, anladım. Daha yatmadın mı Fikret? Otomobildeki kimdi? Sana soruyorum. Ah, ah arkadaşım, sen yoksun, ne yapayım? Bu saatte yalnız başıma mı gelecektim? Kocamız elim piçiyle meşgul oluyorlar. Kafi! Bu tarzda konuşamazsın. Bu zavallı yavrucağa karşı fazla ileri gidiyorsun. Jale ona piç diyemezsin. Belki annesi babası talihsiz insanlardı. Belki ömürleri vefa etmedi. Bu şekilde konuşmaya hakkın yok. Ben çocuk falan istemiyorum. Elim piçiyle uğraşacak halim yok. Onu aldığın yere bırak. Ona piç deme diyorum. Dersem ne olur? Piç oğlu piç işte. Ah baba! Babacığım, benim yüzümden kavga etme. Beni gene oraya götür. Neler söylüyorsun yavrum? Seninle neler konuşmuştuk? Ben senin babanım. Bir baba kızından ayrılır mı hiç? Ben de sizi çok sevmiştim babacığım. Ben de seni yavrum. Hadi Sevgi, gel seni götürüp yatırayım. Allah rahatlık versin Jale teyze. Hadi canım, gidelim. Sevgi, bana bir bardak su getir. Hadi çabuk! Peki efendim. Ah, gene suları yerlere döktün. Hay Allah kahretsin seni! Pis mendebur, bari içeriden bir bez al da sil buraları bakayım. Şimdi git bezi yıka da dışarıdaki taşlığı da sil. Hadi çabuk ol, ne duruyorsun, hadi! Elinden hiçbir şey gelmez. Gözüm görmesin seni salak, defol! Sana ceza, bugün yemek yok. Akşama kadar ayak üzere bekleyeceksin. Ayakta duracak halim yok. Bacaklarım yorgunluktan ağrıyor. Yalvarırım, bana böyle bir ceza vermeyin. Aa, bir de masum tavırlarla beni merhamete getirmeye çalışıyor hasbam. Defol diyorum sana karşımdan! Sersem! Ben içeride giyininceye kadar sofrayı topla. Sana yemek yemek yok demedim mi? Niye sofrayı toplamadın? Bir de asilik, söz dinlememezlik ha? Jale, ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin! Baba, babacığım! Hey yavrum, korkma! Utanmıyor musun bacak kadar su bir yana vurmaya? Bırak şu fişe de haddini bildireyim! Bir daha bu çocuğa bir fiske vurmak yok! Ne yaparsın sanki? Ne mi yaparım? Bana tokat vurdun ha! Unutma ki babanın ve senin durumun bana bağlı! Hala mı konuşuyorsun terbiyesiz? Sen çocuk sevgisi nedir bilmez misin? Seninle evlenmekle ne büyük bir hata işlediğimi daha iyi anlıyorum.
Unutma ki benle evlenmekle babanın ticari durumunu kurtardığın gibi evlendiğimiz günden beri benim paramla geçiniyorsun. Cebindeki para benim para. Fazla ileri gidiyorsun Jale. Hep bunlar senin yüzünden oldu. Dokunma ona. Görüyorum ki onu bana tercih ediyorsun. Evet. Ya o ya ben. Aksi halde evi terk et. Hadi kapı açık. Çekil. Fikret'in yaptığı bu hareketten sonra mahvolduk Belkıs. Jale'nin babası yaptığı bütün yardımları kestiği gibi yazıhanemizde her şeyimize el koydu. Bütün mallarımız satılacak. Necdet Bey'e yalvarsaydın. Yalvardım ama fayda vermedi. Mahvolduk, hiçbir şeyimiz kalmadı, iflas ettik. Niçin bunu yaptın? Bana parasıyla tahakküm eden, zavallı kimsesiz yavruyu kıyasıya döven ve parayla her şeyi yapacağını zanneden bir insana daha fazla tahammül edemem baba. Peki biz şimdi ne yapacağız? Üzülme baba, ben çalışır size bakarım. Bir de utanmadan üzülme diyor. Böyle söyleyeceğine git Jale'yi bul, ona yalvar ve barış. Ben mi ona yalvaracağım? Sokakta sürüneceğimi bilsem asla. Benim mahuma yürüyen evladın bu evde işi yok. Ya gider bu işi düzeltirsin ya bu evi terk edersin, anladın mı? Baba, söylediklerinin farkında mısın? Evet, beraber getirdiğin o uğursuz çocuğu da al git, derhal şimdi. Peki baba, Allah'a ısmarladık. Fikret oğlum. Anneciğim. Babanı üzmen doğru mu? Biliyorsun ki kalbi var, gidersen çok üzülür. Anne, gitmem lazım. Allah'a ısmarladık. Sevgi, hadi yavrum gidiyoruz. Ne var? Ne oldu? Ne oldu Naci? Fenayım karıcığım. Bana bir bardak su ver. Karıcığım, hakkını helal et. Ben çok fenalaşıyorum. Naci kendine gel. Naci! Fikret'in başvurmadığı yer kalmadı. Hiçbir yerde iş bulamadı. Bakmak mecburiyetinde olduğu Sevgi'ye bakamamak endişesi içinde bütün gün dolaşıp durdu. Nihayet cebindeki son meteliğini de Sevgi için yiyecek birkaç şey almaya harcadı. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Ben de hem bebeğimi uyutuyordum hem de seni bekliyordum. Bak yavrum sana ne aldım. Teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz babacığım. Nereden buldun bunu çocuğum? Masanın üstünde duruyordu. Bu bende kalsın yavrum. Ben seninle bir nefkeyemizi kalırım. Aysel cezasını bitirerek hapishaneden çıktı. Bütün emeli biricik yavrusuna kavuşmaktı. Acaba ne yapmalıydı? Hemen yetimhaneye mi gitmeli? Hayır. Evvela kendisini, yavrusunu geçindirebilecek bir iş bulmalıydı. Bu kararla Aysel çalışmaya başladı. Buyurunuz efendim. Jale Hanım burada mı? Kocasından ayrıldıktan sonra Jale Hanım'ın nereye gittiğini bilmiyorum. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Nereye gittin? Bey. Annemi göreceğim. Babanız, sizin haberiniz yok muydu? Bilmiyor muydunuz? Ne oldu? Ne oldu babama? Söyle babanız, ne oldu? Susma. Babanız öldü Fikret Bey. Öldü mü? Eşyalarınız satıldı. Anneniz de buradan ayrıldı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Hiçbir adres bırakmadı. Nereye gittiğini bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Zavallı anneciğim.
Babacığım, sana yaptıklarım için beni affet. Son nefesinde yanında bulunup evlatlık vazifemi yapsaydım kendimi biraz olsun affederdim. Hiç olmazsa annemi bulsam, son zamanlarında ona bakabilsem. Allah'ım, babamı kaybettim, hiç olmazsa annemi bana bağışla. Fikret, Fikret. Anneciğim, anneciğim. Yavrum, canım evladım benim. Anneciğim, affet beni. Hayatta en çok sevdiğim iki insanı bir anda kaybetmiştim. Çok şükür Allah'ım, yavruma kavuşturdun beni. Babacığım. Çalışmasının semeresini nihayet görmüş, kendi başına bir terzihane açmış, istediği servete kavuşmuştu. Ama paranın onun için kıymeti yoktu. O biricik yavrusu Sevgi'yi düşünüyordu. Aysel'in bütün aramaları bir netice vermedi. Tek tesellisi yavrusunun Fikret'te oluşuydu. Fakat Fikret çocuğuna bakabiliyor muydu? İşte bütün bunları düşündükçe Aysel gözyaşlarını tutamıyordu. Neneciğim! Nasılsın? İyiyim benim gülüm. Bak sana yemek hazırlıyorum. Teşekkür ederim. Bugün bana öğretmen dersi bildiğimden pek iyi verdi. Aferin benim kızıma. Niçin ağlıyorsun baba? Ağlıyorum. Ölünceye kadar da ağlayacağım. Zavallı iki insanın kaderine. Hele yavrumun yüzünü hiç görmemiştim. Allah onun yerine seni bana bağışla. Yavrum. Aysel! Kızım! Teyze! Nerelerdeydin yavrum? Teyzeciğim, enişten nerede? İçeride hasta yatıyor. Hasta mı? Ya. Enişte. Aysel, sen misin yavrum? Beni affet. Sana çok kötülük ettim. Yüzüne bakmaya utanıyorum. Üzülme enişte. Her şey geçti. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Bundan sonra neye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden bana söyleyeceksiniz. Bunu sizden rica ediyorum. Teyzeciğim, ağlayıp da beni de ağlatma. Senin bana yapmış olduğun iyilikleri ne yapsam ödeyemem. Hayret ettim böyle. Sakın bağırayım deme, senin için hiç iyi olmaz. Defol evimden! Hadi! Bakıyorum hırsızlık sana çok yaramış. Çaldığın paralarla yaptın değil mi bunları? Hayır, alın teriyle kazanarak yaptım. Ben para filan çalmamıştım. Bana iftira ettiniz. Sus, yalan söyleme! Biliyorsun ki çaldığın paraları meydana çıkarmamıştın. Yalnız hapis yattın. İnan bana Ali, paraları ben çalmamıştım. Seni polise şikayet ederim. Ben de senin bir hırsız olduğunu, çaldığın parayla bugünkü duruma geçtiğini söylerim. Yalvarırım, beni rahat bırak. Bir şartla. İstediğin parayı bana verirsen. Peki Ali. Fakat bir daha beni rahatsız etmeyeceksin. Sökün,
Sökül paraları bakalım. Al. Eyvallah. Ali, bir şey soracağım. Fikret'i gördün mü? Aklım fikrin gene o züppede. Hayır, yetimhaneye bırakılan yavrumu o almış. Onu arıyorum Ali, kızımı arıyorum. Sana kızını bulursam ne verirsin? İstediğin parayı veririm. Peki, hadi eyvallah. Fikret! Jale, seni buralarda bu halde mi görecektim? Üzüldün değil mi? Tabii, ne oldu sana? Sorma Fikret. Hem kendime hem de sana yaptım. İşte görüyorsun halimi. Kumar ve içkinin sonu. Babamın bütün servetini mahvettim. Bunu hiç beklemiyordum. Çok üzüldüm. Keşke hiç görmeseydim. Ben mahvolmuş bir insanım. Ne haber Jale? Sen ha? Gene mi karşıma çıktın züppe? Jale gel benden hadi. Bırak kızı! Sana ne ulan? Bana mı ne? Şimdi... görürsün sen! Çabuk buradan git Jale. İnan bana anne, ben mahzunum. Öyle olmasaydı 6 ay cezayla kurtulabilir miydin yavrum? Anne, bütün kabahatim onların arasında bulunmamdı. Sevgi kızım, babanı affet. Ben şimdi yalnız sizleri düşünüyorum. Neyle geçineceksiniz? Üzülme, 6 ay çabuk geçer. O zamana kadar da Allah kerimdir. Elbet bir şey ihsan eder, fazla düşünme. Nasıl olsa yuvarlanıp gideriz. İnşallah çabuk kurtulursun babacığım. İnşallah kızım. Ben masumum. Masumum ben. Bu hususta hiç şüpheniz olmasın. Hadi çocuklar, okul bitti. Hadi. Hadi çocuklar. Anneciğim, öğretmen resim defteri istedi. Peki çocuğum, akşama babana söyler aldırtırım. Hadi. Bir tane de Sevgi'ye aldırt. Peki çocuğum, nasılsın Sevgi? Babam sana da alır Sevgi. Teşekkür ederim. Hadi. Kapıyı aç kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öpeyim teyzeciğim. Buyurun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Haftaya bugün prova hazır. Geliriz. Hadi yavrum. Allah'a ısmarladık teyze. Senin ismin ne yavrum? Sevgi teyze. Sevgi? Evet.
Hoş geldin yavrum. Babam ne zaman gelecek büyük anne? Pek yakında çocuğum. Onu çok özledim. Hapisten çıksa da bana bayram için paltoluk alsa. Tabii, çıksın da alır çocuğum. Hasta mısın büyük anne? El çamaşırı yıkaya yıkaya çok yoruluyorsun. Ne yapalım? Yaşamak için çalışmak lazım. Ama... Baban hapisten çıksın, hepsinden kurtuluruz. Ah benim fedakar büyük anneciğim. Sevgi, Sevgi. Biraz gelir misin? Peki teyze, geliyorum. Gel kızım. Geç içeri yavrum. Gel kızım. Otur şuraya. Bana bir emriniz mi var? Beni niye çağırdınız? Çok merak ettim efendim. Mühim bir şey değil. Seni çok sevdim de. Yemez misin yavrum? Teşekkür ederim. Sıkılma Sevgi, hadi ye. Büyük annem hasta. Bunları ona götüreyim. Aferin yavrum, sen ne iyi bir kız. Teyzeciğim, ben gideyim. Büyük annem bekler. Sonra merak eder beni. Sevgi, sana bir palto dikmek istiyorum. Bak önümüz bayram. Şey, teyze, bilmem ki. Dur çocuğum, ölçünü alayım. Hadi kalk bakayım. Muhakkak provaya gel, olmaz mı? Teşekkür ederim teyze. Yavrum. Allah'a ısmarladık teyze. Güle güle. Nasılsın büyük anne? Teşekkür ederim. İyiyim yavrum. Baksana ne getirdim büyük anne. Onları nereden buldun? Çok iyi bir teyze verdi. Büyük anne, babam hapishanede, sen de hastalandın. Biz neyle geçineceğiz? Ben nasıl mektebe gideceğim? Büyük anne, ben çalışıp sana bakmalıyım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun teyze. Teşekkür ederim. Buyurun yavrum. Bir arzunuz mu var? Hayır efendim. Ben yukarıki caddede oturuyorum.
Siz tanımazsınız. Sevgi sizden daima bahseder. Kendisi yok mu? Kim bu teyze? Oğlum. Oğlunuz mu? Evet. Ya Sevgi? Oğlumun... Oğlunuzun kızı mı? Hayır. Onu vaktiyle oğlum yetimhaneden aldı. Bu boya getirdi. Kızı gibi sever. Zavallının kaderi bir türlü güler yüz göstermedi yavrucağa. Sevgi şimdi nerede? Köşe başlarında çiçek satarak bana bakıyor. Bu yüzden mektebe gidemiyor. Sevgi, yavrum. Onları. Gel benimle. Paltom bitti mi teyze? Tabii ya, bitti. Bundan sonra mektebine de devam edeceksin. İhtiyaçlarınızı ben göreceğim. Hadi eve gidelim. Sen artık kızına kavuştun. Hangi hissin tesiri altında kalarak kendini ona tanıtmadın? Nasıl tanıtırdın? Ya bana beni niçin yetimhanede bıraktın derse, ben ona ne cevap verirdim? Bir hırsızlık suçundan hapiste yattığımı nasıl söylerdim? Ona kendimi tam manasıyla sevdirmeliyim. Belki beni affeder. Aysel her gün Sevgi'yi mektepten alarak evine kadar götürüyor. Onların bütün ihtiyaçlarını temin ettiği gibi hapiste bulunan Fikret'e de haberi olmaksızın yardım ediyordu. Anneciğim. Fikret. Evladım. Annem. Allah bir daha böyle keder göstermesin. Artık böyle kirli işlere girme sakın. Girer miyim? Hiç o bir kere olur. Sevgi nerede anne? Hani sana bahsettiğim terzi kadın var ya, oraya gitti. Sevgi'yi öyle göreceğim geldi ki anne. Gidip onu göreyim. Hem Doğan'ıma bir teşekkür ederim. Hiçbir mahsur yok. Lütfen haber verin. Peki, buyurun oturun efendim. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Fikret. Aysel. Sen ha? Gözlerime inanamıyorum. Ne umulmaz bir şey bu. Aysel. Sen yaşıyorsun demek. Evet, sayenizde yaşıyorum. Ya yavrumuz? Kızını şimdi mi hatırlıyorsun? Aysel, inan bana. Seni ölmüş biliyordum. Görüyorsun ki karşındayım. İşte sizden kalan hatıralar. Bunu Aşıklar Tepesi'nde buldum. O günden sonra bütün hayatım zehir oldu bana. Ya ben Fikret? Benim hayatımı hiç düşündün mü? İşlediğimiz günahın bütün ıstırabını bana çektirdin. Yavrunu bile inkar ettin. Bizi perişan ettin. Ben yavrumu inkar etmedim. Bilakis. Ya gönderdiğin mektup? Onu nasıl Allah'tan korkmadan yazdın? Çocuğu kimden peydahladınsa ona git. Ben mektupta böyle bir şey yazmadım. Ben seni gece bekleyeceğimi yazmıştım. Sen de bize gel diyordun. Gelirken Ali ile arkadaşının taarruzuna uğradım. Şimdi anlıyorum ki bütün bunlar Ali'nin başının altından çıktı. Her neyse. Senin bize yapmış olduğun vicdansızlığı ömrüm oldukça unutamayacağım Fikret. Bu sözlerinle beni büsbütün zehirleme. Beni affet Aysel.
Buraya Sevgi'ye ve anneme yardım eden insana teşekkür etmeye gelmiştim. Senin yaşadığını öğrenmekle vicdanın bir nebze olsun rahatladı. Yavrumuz ne oldu Ayse? Yavrumuz. Mukadderat burada da kendini gösterdi Fikret. Yetim zannederek evlat edindiğin o yavru, benim yetimhaneye bırakılan kızım. Senin de öz evladındır. Neler söylüyorsun Ayse? Sevgi kızımız mı bizim? Evet. Sevgi nerede? Mektepte. Sevgi. Yavrum. Onu kucaklayıp bağrıma basıp doya doya öpmek istiyorum. Fikret. Benim annesi olduğumu bilmiyor. Sen de söyleme. Annesinin bir hırsız, onu yetimhaneye bıraktıracak kadar katı kalpli olduğunu bilmesin. Bunu asla öğrenmesin. Baba! Sevgi yavrum. Babacığım. Ya. Baba, babacığım artık gitmeyeceksin değil mi? Hayır kızım, hiçbir yere gitmeyeceğim. Sevgilim. Kızım. Aysel beni affet.